Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolemo kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video ile birlikte Agrolemo takipçi kariyerine başlıyoruz. Bu video aynı zamanda yeni sezonumuzun başlangıcı oluyor. İnşallah bundan sonra videolar aksamadan gelir. Sözü uzatmıyorum arkadaşlar. Yeni kariyer oluştur, daha doğrusu yeni takım oluştur yaptım. Oradan da takımımızın ismini yazdım. Takımımızın kısaltması olarak AGR yazdım. Devam diyoruz. Burada Türkiye Ligi yerine İngiltere Ligi, yani Premier Lig'de oynayalım istiyorum arkadaşlar. Daha heyecanlı olur, daha güzel olur. Premier Lig diyelim. Ve bu takımları, yani şöyle bir geçtiğim zaman Leeds United sanki en iyi seçenek gibi geliyor. Yani hangi takımın yerine koyacağımız. Bence Leeds United iyidir. Zaten takımın renkleri de sarı lacivert, yeşil civarı, o civar bir şey olacak. Agrolimon'un renklerinden dolayı burayı da Liverpool seçelim. Gitsin ezeli rakip olarak. Şimdi formalara geldik. Formalar hakkında, yani formalar için aklımda güzel bir düşünce var. Aa, üçüncü formada varmış. Çok iyi lan. İç saha formasına gelelim hemen. Şöyle renklerimizi seçelim. Ya da önce tasarımlara mı baksak? Tasarımlara bakalım neler varmış neler yokmuş. Ben istiyorum ki böyle üç rengi de barındıran bir şey olsun. Ve işte size formalarımızı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. İç saha formamız gördüğünüz üzere deplasman formamız bu. Üçüncü ve alternatif formamız bu. Bu da kaleci formamız arkadaşlar. Sizlere hemen şöyle oyuncumuzu çevirerek formanın önünü ve arkasını göstermek istiyorum. Bu iç sahaydı. Bu dış saha arkadaşlar. Bu deplasman formamız. Bu da alternatif formamız ve sanırım en çok hoşuma giden de bu oldu. Kaleci formasına çok bakmaya gerek yok. O yüzden yolumuza devam edelim. Şimdi logomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dön dolaş en sonunda zar zor en çok hoşuma giden logoya kanat getirdim, o da bu. O yüzden logo kısmını es geçiyorum artık. Yoruldum ya. Logo seçerken bu kadar zorlanacağımı düşünmüyordum gerçekten. Her neyse, stada geldiğimizde stad olarak aslında burası, bu stad olarak bence güzel. Zaten küçük bir kulübüz ilk önce. Sadece stadın adını değişebiliriz. Agrolemo stadı diyelim. Tamam, stadyum olsun, I yokmuş. Agrolemo stadyumu dedik. Bunu böyle kaydettik. Şöyle devam baksak bakalım hani ne buluruz acaba. Ama bence önce en düşük stat'tan başlamak en güzeli. Sonra gitgide stadımızı büyütürüz arkadaşlar. Bu stat iyi arkadaşlar. Bu kalsın, bunu alalım. Tribünlere gelelim. Buralar sarı olsun. Hatta iki renkli yapacak olursak şöyle sarı yeşil olsun. Veya yeşil sarı nasıl gözüküyormuş ona da bakalım. Yeşil sarı yok, çok güzel değil. Sarı yeşil daha güzeldi. Evet, sarı yeşil olsun. Koltukların rengi, burada da çift renk seçeneğimiz yok. Burasını da sarı yapalım. Bir dakika, burayı ne dedik? Ha, arkada stadımızın halini görüyoruz değil mi? Evet, stad gerçekten harika gözüküyor şu an. Sahaya gelelim. Sahada aslında çok bir şey yapmak istemiyorum. Zemine dokunmayacağım. Sadece belki çizgilerle oynayabiliriz ama çizgilerle de oynamak istemiyorum. Hani renkleriyle falan. Ağların rengine de sarı yeşil dedik. Form olarak böyle kalsın ve böyle burayı da dokunmayalım. Geri diyelim. Atmosfer bakalım burada ne varmış. Ha. Ben zaten ses falan duymuyorum şu an oyunda. O yüzden buralara hiç dokunmayacağım. Tamam diyelim. Stadımız gayet güzel gözüküyor bence. Devam diyoruz. Ve işte o beklediğimiz yere en sonunda geldik. Arkadaşlar takımımızın 3 yıldızı var. Çok genç bir kadroya sahibiz. 1 milyon euro bütçemiz var ve biz küçük bir kulübüz. Bu yüzden de ligde ve Avrupa'da beklentiler çok düşük. Finansal açıdan kulübün, yani yönetimin bizden beklentisi orta seviyede. Marka beklentisi, yani sponsorluk falan filan veya şöhret, popülarite diyelim, o da çok düşük. Ama altyapıya baktığımızda altyapıya verilen önem yine orta seviyede. Böyle ben devam diyorum arkadaşlar ve inşallah oyuncuları değiştirebiliriz. Aynen işte beklediğim yer buydu. Ve şimdi ilk olarak kalecimizle başlayalım. Yaşa ve doğum yılına falan dokunmuyorum arkadaşlar. Güçlü ayağını sağ yapıyoruz.
Evet, buralarda böyle orta seviye, buralara dokunmak istemiyorum çünkü zaten hani iyi yani, bence iyi buralar. Kaleci formamızın arkasındaki yazının rengini değiştirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Siyah kalmış. Buradan Asaf'tan özür diliyorum bu vesileyle. Ve kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Evet, Furkan Ali'yi de oluşturduk. Formasında Furkan yazacak. Kendisi böyle istediği için bunu böyle yapıyoruz. Fantastik saç demiş ama maalesef saçlara falan bir şey yapamıyoruz. Evet, bir şey yapamadığımız için maalesef böyle kalmak zorunda Furkancığım, kusura bakma. Güçlü ayağın sağ ayak. Evet, sağ ayak. Sakalsız falan filan. Tamam, okey. Burası da tamam, devam diyelim. Ve işte bir başka oyuncumuzu daha oluşturduk. Ömer Erdem 78 numaralı formasıyla deplasman diyorum, defansta oynayacak. Defansta oynuyor dediğim gibi ve güçlü ayağı da sol ayak, kendi istediği gibi. Hemen devam diyelim ve bir sonraki oyuncumuza geçelim. Evet, sıra Arda Bilgin'e geldi ama Arda'ya şöyle bir haber vermek istiyorum. Arda, ten rengini değiştiremiyorum. O yüzden sen bu tipte oynayacaksın. Haberin olsun. Arda Bilgin'i de böylelikle kadromuza katmış oluyoruz. Orta sahanın sağında oynayacak ve güçlü ayağı da sol ayak. Yani bol bol şut çekebileceğiz inşallah. Bu nasıl Schneider lan? Oğlum bu nasıl Schneider? Allah aşkına bu nasıl Schneider? Ben hayatımda vay 26 yaşındayım. 26 senedir ben böyle bir Hector Schneider görmedim ya. Bir de şey Fransızmış gibi ya. İsmi Almanca ama bu nasıl Schneider ya, Allah aşkına. Buna Fransızca bir isim verelim arkadaşlar. Arkadaşlar Schneider'dan Charles Anelka yaptık. En azından Fransız ismi. Şu forma numarasını da şöyle bambaşka bir şey yapalım da 35 yapalım, İzmir olsun. İzmir'den vazgeçtim arkadaşlar. 39 numarayı seçiyoruz. Neden? Çünkü zamanında Nikola Anelka'da Fenerbahçe'de 39 numaralı formayı giymişti. Burada da kendisine 39 numaralı formayı verelim. İyi oynarsa oynatırız, oynamazsa satarız. Ama neyse, bizim şimdi burada işimiz yok. Ben sadece öyle Alman ismiyle Fransız olmaz diye oraya bir el atma gereği duydum. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Alperen Taşkın. Aramıza hoş geldin. Umarım kendi oyuncu karakterinden memnunsundur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Semih 50 kilo olmayı istemişsin ama ben kilonu biraz yükselteceğim. Çünkü yoksa çok cılız duruyorsun. O yüzden şöyle yapalım. 172 santim 67 olsun hadi Zonguldak için. 67 kilosun. Evet, Semih'i de oyuna kattık. Semih görüyorsun 11 numaralı formanla tam da istediğin gibi. Saçı biraz sarışın istemişsin. Maalesef saça ve sakala bir şey yapamıyorum. Seni de kadroda şöyle yerine alalım. Sanırım böylelikle de bütün oyuncularımızı şimdilik oyuna katmış bulunduk arkadaşlar. 1 numaralı formasıyla 75 renkli Asaf Sarıcıoğlu. 11 numaralı formasıyla Semih Can Akbilir. 14 numaralı formasıyla Arda Bilgin. 15 numaralı formasıyla Furkan Ali. 17 numaralı formasıyla Alperen Taşkın. Ve 78 numaralı formasıyla Ömer Erdem. Hepsini geçtiğimizde reytingleri görmüş bulundunuz. Ben de şöyle bir daha bir bakacağım. Ömer Erdem'in gördüğünüz üzere 76 reytingi var. Alperen Taşkın 69 şu ana kadarki en düşük. Furkan 77-74 var, tamam. 73 var. Ve burada da 75 var. Tamam, o zaman neredeydi o? Alperen Taşkın'ın reytingini biraz olsun yükseltelim. 69 bana biraz düşük geldi. Çünkü az kadromuz, yani az oyuncularımızdan biri kendisi. O yüzden bence yüksek olmalı. Alperen Taşkın'ın değerlerini olabildiğince yükselttim. Yani 70'li rakamlara, 70'li sayılara en azından çıksın diye. Ama 69'a kaldı. Yani oyun içinde bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi değerlere sahip. Sadece rating neden yükselmedi onu anlamadım. Her neyse, her şeyi tamamladığımıza göre sanırım artık başlayabiliriz. İlk olarak profesyonel seviyede başlayacağız. Baktık kolay geliyor. Hemen bir kademe bir tık yükseltiriz arkadaşlar. Şimdi oyun yeni olduğu için daha bir iki maç yaptım alışmak için. Onun dışında bir şey yok. İlk transfer dönemi kapalı olsun. İlk transfer dönemi kapalı olsun. Milli takımdan teklifler gelsin ya, gelsin de biz reddedelim. Belki belli olmaz. Belki milli takımda, milli takım kariyeri de yaparız. Transfer şeyleri kolay olsun ya, çok uğraşmayalım. Onlarla çok vakit geçirince benim sinirim bozuluyor biraz. Neyse, Şampiyonlar Ligi falan her şey açık. Ve haydi bakalım kariyerimize başlıyoruz. Ve ben geliyorum. Bu da benim arkadaşlar. Teknik direktörünüz, menajeriniz, başkanınız, arkadaşınız, her şeyiniz. Beni bir abi olarak görün. İstediklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sezon öncesi turnuvasına katılalım derim ya. Katılalım. Şöyle oyuncularla biraz tanışmış oluruz. Madem oynuyoruz abi, şöyle büyük takımlara karşı oynayalım. Ama burada çoğu Alman takımı. Çok önemli değil. Aman boşver Alman takımı olsun. Ve işte kariyer başlıyor. Allah'ım ya Rabbim. Bir de şu logoyu kendimize ekleyebilseydik her şey daha güzel olacaktı. Daha müthiş olacaktı. Logoları ve formaları da ekleyebilseydik. Ama gerçekten şu an acayip heyecanlandım. Çok mutluyum. Özellikle katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İlk olarak tabii ki de kadromuzu düzenleyeceğiz. Burada bir sürü şey yazıyor. Ben bunları sonra okurum. Şimdi geçeyim ben buralara. Tamam, tamam. Yeni yeni şeyler varmış. Aynen, ben bu taktikle zaten oynamayı düşünüyorum. Zaten Arda'yı şöyle biraz öne alacağım. Sen de şöyle biraz öne geleceksin ve senin yerine neredeydi o arkadaş? İsmi neydi? Alperen Taşkın. Aynen, Alperen geliyor. Buraya Ömer Erdem, Asaf burada. Semih Can Hak bilir, sen bu tarafa geliyorsun kardeşim. Çünkü sen sağ ayaksın. Furkan. Furkan da mı sağ ayak? Furkan sağ ayak mı istemişti? Evet, doğru doğru. Furkan da sağ ayak istemişti. Şimdi hatırladım. Aynen, sıkıntı yok. Her şey yolunda. Arda Bilgin burada. Furkan burada. Semih Can Hak bilir burada. Alperen Taşkın burada. Ve Ömer Erdem'le Asaf Sarıcıoğlu da burada. Şimdi ilk olarak ilk 11'i falan dizeyim ben.
her şeyi şöyle kadroyu baştan sona bir ayarlayayım. Daha sonra da size sonucu göstereceğim. Benim taktiğimi uyguluyorum burada. Hızlı oyun ve topa sahip olma. Buralara şöyle arttıralım. Orta yaptığımız zaman ceza sahasında çok fazla oyuncu olsun. Daha sonra benim taktiklerimden biri de şu ki arkadaşlar. Alperen Taşkın sen yardır. Sen de yardır. Sen de yardır. Sen de yardır. Ha pardon, yanlış yeri yaptım. Arda'cım hemen şunu düzeltiyoruz. Sen de yardırıyorsun. Ömer Erdem sana dokunmayacağım. Siz olduğunuz yerde kalın. Zaten önemli olan en önemli kısım hücum kısmı. Geri kalan kısımlar çok önemli değil. Evet, kadromuz bu haliyle final halini almış bulunuyor. Sadece benim gözüme çarpan şu Alperen Taşkın'la Pawlowski veya Pawtowski neyse artık ismi. O biraz kapışabilir ama ben yine de Alperen Taşkın'ı oynatmaya devam edeceğim tabii ki de. İlk 11 oyuncumuz Alperen Taşkın olacak arkadaşlar. Diğerini öyle çok mecbur kalırsak kullanırız. Onun dışında kadro tamam bence. Buradan çıkalım artık. Şöyle kariyer modunda, yani ilk defa buradayım şu anda. O yüzden şöyle bir bakmak istiyorum neler var neler yok diye. Burada altyapıyla ilgilenen Joel Oliva diye bir arkadaşımız var. Tamam, bunu aklımızda bulunduralım. 3 tane forvet, 2 tane de kaleci bakıyormuş. Aa pardon. Altyapıdan bizden şey forma şansı bekleyen kişiler varmış. Hemen onlara bakalım madem öyle. Of, ona lan kaleciye bak. Asaf senin yerini alırlar ha. Görüyor musun? Adamın potansiyelini görüyor musun? 94'e kadar çıkma ihtimali var. Adam da 15 yaşında. Ha, bu arada arkadaşlar 15 yaşında demişken yaşlarınızı oyuna eklemedim. Oyunun bize sunduğu yaşlarla ilerleyelim istedim. O yüzden oralara çok takılmadım. Yani o konuda kusura bakmayın. Bu arada oyundaki yaşlarınızı da bilmiyorum ama onu da söyleyeyim. Bunları aslında alabilirim ama ah ya. Zaten ama şöyle bir şey yapabilirim. Alabilirim, satabilirim. Denemek lazım ama neyse şimdilik kalsın. Bu oyuncuları aklımızda tutalım. Bunlar bayağı yetenekli bir şeylere benziyor. Burası biraz karışık geldi bana. Komple değişmiş çünkü. Epey kafam karıştı şu anda. Aa, başka ligler, tamam. Ben bunu geçmişte bulamıyordum. Çok zorlanıyordum hep. Süper Lig. Evet arkadaşlar, gruptaki rakiplerimizi görüyorsunuz. AS Bari, Regina, Frosinone Calcio ve Schalke 04. Karşılaşma Dortmund'un sahasında oynanacak arkadaşlar. Demek ki turnuva oralarda düzenleniyor. Burada Dortmund'da falan düzenleniyormuş. Paulo Dybala Roma'ya gitmiş. Evet, şaşırdık mı? Ben çok şaşırmadım. Neden acaba? Şimdi antrenmana şöyle bir girelim derim ben. Tabii ki de kimleri antrenmana sokacağız? Tabii ki de bizim oyuncularımızı sokacağız. Arda Bilgin, Semihcan Hakbiler, aynen öyle. Bir dakika, buraya başka oyuncular da ekleyebiliyor muyuz? Şutlara çalışacağız arkadaşlar. Bol bol şutlara çalışacağız. Arda, Semih. Ha pardon, iki oyuncumu seçebiliyorum sadece. O zaman en önemlileri seçelim. Onlar da forvet tabii ki de. Ya da tamam sen çık buradan. Arda'yı, Arda da öteki antrenmandaymış. Buraya o zaman Furkan'la Alperen Taşkın'ı aldık. Tamam diyelim. Ya çok soru soruyorsun arkadaşım ya. Evet. Dribbling çalışmasını Arda'yla Semih yapacak. Şu yeni gelen power shoot antrenmanını da Furkan'la Alperen yapacak. Hay sakat, o ne lan? Bir dakika arkadaşlar, şu antrenmanı bir değiştirelim. Hay sakat ofen. Ha, bu orta kapmaca gibi bir oyun var ya, tam ismini de bilmiyorum ya onun. Neyse. Şu asistlere çalışalım madem. Diyelim ki Ömer Erdem, bir dakika sen git, senin yerine Ömer Erdem gelsin. Böyle üçünüz çalışın bakalım. Şimdi diğerlerini alamıyorum. Asaf'ı zaten alamıyorum. O yüzden böyle kalsın. Tamam diyelim ve antrenmanları yapıp geliyorum ben arkadaşlar. Kalecimiz Asaf Saracoğlu. 75 ratinge sahip. 22 yaşında. Çok iyi bir oyuncu. İnşallah daha da iyi olacak. Hemen Ömer Erdem'e gelelim. Ömer Erdem. O kontratı 12 ay içerisinde sona eriyormuş. Kontratını hemen uzatmamız lazım. 27 yaşında. Bak keşke ona biraz dikkat etseydim ya. Neyse artık. Neyse dikkat ederiz artık ona. Kendisi 76 ratingle takımımızın önemli oyuncularından biri. Sonra devam baktığımızda kim var başka? Alperen Taşkın. 20 yaşında 69 ratinge sahip.
20 yaşında olması benim açımdan çok çok iyi. Çünkü kariyer uzun sürerse kendisiyle epey bir süre oynayabiliriz diye düşünüyorum. Arda Bilgin'e baktığımızda 29 yaşında 74 ratinge sahip, kendisinin sözleşmesi 12 ay içerisinde bitiyor. Ona da bir el atarız. Şu Anelka'ya da şöyle bir bakalım da neyse geçelim burayı direkt. 27 yaşında Furkan. 77 ratingle gerçekten çok çok önemli bir oyuncu. Ve Semihcan Hakbilir 28 yaşında 73 ratingle yine takımımızın önemli as oyuncularından bir tanesi. Piyasa değerlerini arıyordum, şimdi buldum arkadaşlar. Semihcan Hakbilir'in piyasa değeri şu an 3.1 milyon ve 40 bin euro maaş alıyor. Keşke gerçek olsa değil mi? Vallahi çok güzel olurdu ya. Neyse, Semihcan Hakbilir 3.1 milyonluk bir marka değeri var. Oo, Furkan'ın 13.5 milyon, Arda'nın 4.8, Alperen'in 2.1 ve kim kaldı? Ömer Erdem 8 milyon, Asaf Sarıcıoğlu hemen kendisine bakıyoruz 6.5 milyonluk değeri var. Sezonun sonunda hepsine bakacağız. Bakalım ne kadar artacak, ne kadar düşecek. Artacağını umuyorum ama hadi bakalım. Arkadaşlar böylelikle de bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda hazırlık turnuvasındaki maçlarla yolumuza devam edeceğiz. Daha sonra da sezona başlayacağız inşallah. Elimizdeki oyuncuları, özellikle de oluşturduğumuz oyuncuları, yani sizleri tanımak için bize, benim için büyük bir fırsat bu. O yüzden bu turnuvayı kaçırmamam lazım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.